Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed ve alihi tayyibin tahirin ve ashabihin muntecebin. Ob el faslu salisu bil kıdemi vel hudusi ve aksamihima. Ob biz dün ki derste bu faslın özetini söylemiştik. Bugün artık özete girmeden konuyu direktmen ibare üzerinden tatbik etmeye çalışıyoruz. Bu faslda diyor ki el-faslu salisu fil kıdemi vel hudusi ve aksamiha. Bu 9. merhalenin 3. faslıdır. Zaten biz başta söylemiştik bu 9. merhalede 3 fasıl vardır. Bu son faslıdır. 9. merhalenin son faslıdır. Bu fasılda kıdem ve hudusun hem bir anlamda istilahi manasını söylüyor hem de kısımlarını. Bir diğer tabirle hem kıdem ve hudusun avamdaki anlamını söylüyor, toplum nezdindeki anlamını açıklıyor ve hem felsefedeki anlamını açıklıyor ve sonunda ise bu açıklama neticesinde de 4 kısım ortaya çıkıyor. Hudus-i zamani, kıdem-i zamani, hudus-i zati, kıdem-i zati. Yani zaten kendileri yapmış olduğu hem avam nezdindeki manasını ve hem felsefedeki manasını açıkladıktan sonra kısımları da ortaya çıkmış oluyor. Ve söylediğim gibi kısımları hudus-i zamani ve kıdem-i zamani, hudus-i zati ve kıdem-i zati şeklinde 4 tane kısım ortaya çıkıyor. قَالَتِ الْاَمَّتُ اُطْلُقُ وَالْلَّفْزَتَيْنِ الْقَدِيمَ وَالْحَادِثَ عَلَى اَمْرَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي الْاِنْتِبَاقِ عَلَى الزَّمَانِ الْوَاحِدِ. O amda, yani insan örfte, insanların nezdinde genel anlamda bu iki lafz, kadim ve hadis, diyor ki müşterek olan iki emirde ki intibak ediliyor, bir zaman, tek bir zamana intibak ediliyor. Diyor ki nedir? Ala emreyni yeşter ikami. Bu iki tutliku el lefzeteyni ala emreyni, iki emrene emre itlak ediliyor ve iki emir için kullanılıyor, istifade ediliyor. Ki yeşterikani, bu ikisi de müşterektir ki intibaki bil intibaki ala zamanil vahidin, bir zamana intibak olmakta da bunlar müşterektir. Mesela iza kana zamanu vücudu ahadima ekser min zamanu vücudu ahad ve kanel ekseru zamanen huvel kadim vel akallu zamanen huvel hadis vel hadis. Doğal olarak bunlar bir zamana kendileri şey yapılıyor, intibak ediliyor. Yalnız her ikisinin ortak olduğu zaman noktasında birisinin zamanı daha fazla kapsamış, birisi zamanı daha az kapsamış. Zamanı daha az kapsamış olanına biz hadis diyoruz ya hadis diyoruz, yeni hadis sonradan meydana gelmiştir. Hudus hadis de yeni anlamında alıyor. Ve daha fazla zamanı kapsamış olanına da kadim deniliyor. Farz edelim biz iki tane binayı düşünüyoruz. İki tane bina ya üç tane bina. Biz düşünüyoruz her iki binada bugün vardır. Yani şimdiki zaman itibarıyla biz bu İki binayı düşündüğümüz zaman, ya iki insanı düşündüğümüz zaman, ya iki ağacı düşündüğümüz zaman her ikisi
an itibariyle vardır. Öyleyse her ikisi zaman itibariyle müşterektirler. O da el anki zamanı kapsamıştır. Her ikisi ya her üçü kaç taneyi farz etmişsek hepsi şimdiki zamanı kapsamıştır. Bu ikisi şimdiki zamanda ikisi ortaktır. Ama biz bakıyoruz ki bunlardan bir tanesi farz edelim dün yoktu ama bugün vardır. Diğeri ise dün de vardı. Dolayısıyla o hem dün olan hem bugün olan zamanı daha fazla kapsamış oluyor. Bugün yalnız bugün var olmuş olan bina ise o zamanı ya insan o zamanı az kapsamış oluyor. Ya bunu biz gün olarak değil de sene olarak değerlendirelim. Ya asır olarak değerlendirelim. Fark etmiyor. Bunları bu ikisini birbiriyle mukayese ettiğimiz zaman her ikisi zaman itibariyle müşterektir. Bir zamanda müşterektir. Her ikisi el an mevcuttur. Ama birisi farz edelim 100 sene önceden beri vardır. Birisi ise 50 seneden önce vardır. O birisi, birincisi zamanı daha fazla kapsamış, ikincisi zamanı daha az kapsamış. Dolayısıyla zamanı daha fazla kapsamış olanına biz kadim diyoruz ve zamanı daha az kapsamış olanına da biz hadis ya hadis diyoruz. وَهُمَا وَسْفَانِ اِزَافِيَانِ Dolayısıyla her ikisi, yani kadimle hadis, her ikisi izafi vasıflardandır. İzafi vasıflar dediğimiz zaman, yani görecelidir. Mesela iki tane bir şey yaptığımız zaman, iki tane şeyi düşündüğümüz zaman, İki hadiseyi ya iki tane nesneyi biz tahlil ettiğimiz zaman orada birisi diyoruz ki kadim birisi hadistir diyebiliyoruz. Ama 3-4 tane nesneyi tasavvur ettiğimiz zaman ya 3-4 tane hadiseyi tasavvur ettiğimiz zaman farz edelim 3 tane binayı tasavvur ediyoruz, 4 tane binayı tasavvur ediyoruz. Birinci binaya isim, birinci numaradaki bina rakamlarla, sayılarla bunu belirliyoruz. Birinci numaradaki bina, ikinci numaradaki bina ve üçüncü numaradaki bina, dördüncü numaradaki bina. Bunları sırasıyla zaman dilimi olarak değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki birisi birisine oranla kadimdir ve diğerine oranla hadis olabilir. Yani buradaki izafi şu şekilde anlam şey yapıyor, açıklıyor. Diyor ki mesela diyelim ki ikinci numaralı bina üçüncü numaralı binaya ve dördüncü numaralı binaya oranla kadimdir. Ama birinci numaralı binaya hadis olabilir. Çünkü birinci numara dört tane farz etmiş olduğumuz binalardan en çok zamanı kapsamış olan birincidir. İkinci birinciden daha az, üçüncü ikinciden daha az, dördüncü üçüncüden daha az zaman kapsamışsa o zaman birbirine oranla biz bunu değerlendirdiğimiz zaman birine oranla kadim oluyor, diğerine oranla hadis olabiliyor. Dolayısıyla hadis ve kadim sözcüklerinin ifade etmiş olduğu mana bir her ikisi de izafidirler. Ey inne şey'en vahide yekunu hadisen bin nisbeti ila şey'in ve kadimen bin nisbeti ila ahir. Ki kendisi de bunu açıklıyor. Çünkü söylediğim bu 3-4 tane binayı dikkate aldığımız zaman biz birbiriyle bunları mukayese ettiğimiz zaman farz edelim biz mesela diyelim bir babamızı dikkate alırsak babamız bize oranla nedir? Kadimdir. Ama dedemiz
dedemize oranla baba ne olmuş oluyor? Hadis olmuş oluyor. Bu şekilde bu vasıflar diyor ki am, umum, halk dilinde biz bunları değerlendirdiğimiz zaman iki tane izafi vasıftır. Görecelidir. Seydam. Bekanen muh. Benim. Seydam, biz izafiyi daha önce okuduk. Yani baba dediğimiz zaman oğlan anlaşılıyor. Burada izafi demek kadim dediğimiz zaman hudus, hudusi de ifade ediyor diye okumadık. Sanki burada siz bu silsile şekliyle yaptınız ya, bir iki böyle bunları ard arda ve zaten bir tanesi kadimdir, bir tanesi ard ardan geliyor. Yani ben izafeyi biz önceden öyle anladık. Hani Ebu... Yok, izafe şöyle iki şekilde de göreceli, burada dedim ya görecelidir. Oradaki tezayufta, biz tezayufta, o da izafedir. Tezayuf iki manasının... İzafiyet iki çeşit var. Ha, burada izafe manası izafe, diyor ki vesfani izafiyani. Burada izafi manası yani görecelidir. Göreceli ne demek yani? Ha, görece nedir? Mesela söyledim, baba, benim babam. Allah sizin ölülerinize de rahmet etsin, ona da rahmet etsin. Şimdi babam bana oranla kadim midir? Kadimdir. Alo. Kadim. Ama aynı babam dedeme oranla, dedeme oranla nedir? Bazen senin sesin kesiliyor hocam. Hadis. Bu izafi burada bu anlamdadır. Yani göreceli. Bana göre, bak bana göre babam kadimdir ama dedeme göre babam nedir? Hadistir. Yani buradaki izafiyetlik o önceki okuduğumuz izafiyet değildir. Yok, orada tezayuf olarak söylemiştik. Mefahim-i izafi dediğimiz zaman ya tezayufi dediğimiz zaman bir tarafını tasavvur etmek diğer tarafını tasavvur etmeye bağlıydı. Aynen öyle, biz öyle anlamıştık yani, evet. Aynen öyledir. Orada bu anlamdaydı. Tezayuf ya izafi denildiği zaman manası budur. Mesela halık mahluk mefahim-i izafidir. Aynen. Ebuvvet, bünüvvet. Evet. Ebuvvet ve bünüvvet. Evet. Mefahime izafidir. Yani birisini tasavvur etmek, diğerini tasavvur etmeye bağlıdır. Ya fok, tahtı. Aynen. Bunlara tezayuf deniliyor. Seyden bu... Mefahime tezayufi. İzafi de kullanılıyor. Bu amaç ne oldu yani? Bu nereye varacak yani? Bu ama burada kadar... yok, buradaki hadis ve kadim örf dilinde, halk dilinde mefhum mutlak o anlamda kadimidir. Her mefhum mutlak anlamda mı kadimdir diyor. Yok, görecelidir. Şeylere göre değişiyor. Mesela tamam, diyelim ki bir bina 100 senelik binadır. Bir bina da 70 seneliktir, bir bina 50 seneliktir, bir bina da 25 seneliktir. 4 tane bina düşündük. Şimdi 25 senelik bina hepsine oranla hadistir. Öyle midir değil midir? Evet, evet. 25 senelik bina o 3 tane binaya hepsine oranla hadistir. Ama 50 senelik bina 25 senelik binaya oranla nedir? Kadimdir. Öyle değil midir? Evet dedim. Tamam. Ama 75 senelik binaya oranla nedir? Hadistir. Hadistir. Evet dedim. Değil mi? Yani bak 4 tane binayı farz ettik. Bir tane 100 seneliktir. Bir tane 75 seneliktir. Bir tane 50 seneliktir. Bir tane de 25 seneliktir.
Biz şimdi diyoruz zaman üzerinden bunu değerlendiriyoruz ya. Yani hangisi daha çok zaman kapsamış? Şimdi bu 4 sene, bu 4 tane bina içerisinde en az zaman kapsamış olan hangi binadır? 25 senelik binadır. Seyda zaten öyleyse, bunu tekrar gündeme getirmenin anlamı ne? Ben onu anlamadım yani burada. Yok yani buradaki mefahim diyor ki burada mutlak avam dilinde bu kadim ve çünkü avam dilindekinin manası. Yani bunu özel söylemenin bir anlamı yok zaten anlaşılıyor. Yok anlamı şudur, anlamı şudur yani mutlak olarak bunları kadim ve hadis bilmeyin görecelidir. Tamam. Değişebiliyor. Tamam. Yani hocam yani özür dilerim. Şimdi bu anlattığınız gibi bak diyor avam öyle söylüyor. Avamın şeyini sonra felsefeye giriyor. Basit şeyi anlatıyor. Aynen. Şimdi avam biz avami manayı söylüyoruz. Yani avam olarak bunu diyor ki avamın dilinde biz bu kelimeleri mana ettiğimiz zaman görecelidir. Yani mutlak anlamda bir şey mutlak anlamda kadim, mutlak anlamda hadis değildir. Değişiyor. Aynen. Birine olanla kadimdir, birine olanla hadis olabiliyor. Tamam. Yani siz, zihniniz yanlış yere gitmesin diyor. Tamam. Seydam anlaşıldı. Seydam derse gidebilir ha. Anlaşıldı. Evet. Tamam. Hop. Pekala evet. Ne kaybettik şeyi. Eyvah ey. وَهُمَا وَاسْفَانِ اِضَافِيَانِ اَيْ اِنَّ شَيْءَ الْوَاحِدَ يَكُونُ حَادِثًا بِالنِسْبَةِ اِلَى شَيْءٍ وَقَدِيمًا بِالنِسْبَةِ اِلَى آخَرٍ ki bu üç tane, dört tane bina üzerinden tatbik etti. فَكَانَ الْمُحَسَّلُ مِنْ مَفْهُومِ الْحُدُوثِ هُوَ مَسْبُقِيَّةُ شَيْءٍ بِالْعَدَمِ فِي زَمَانِينَ manası muhassil buradaki hudus dediğimiz zaman ne? Yani mesbukiyetu şey'i bil ademi fi zamanin hasin. O zamanin hasin de izafe şey yapıyorum, izafe ediyorum. Ki mesela nedir? 24 yaşındaki bina 24 yaştan önce yok idi mesbuki bi ademdir. Ve bu muhassel-i kelam budur diyor. Özet olarak. وَمِنْ مَفْهُومِ الْقَدَمِ عَدَمُ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا بِذَٰلِكَ o kıdem ne olmuş oldu? Yani kendisi o بِذَٰلِكَ zaman yani o zamanı khas yani kadim dediğimiz zaman hadis için ma'dum olarak zikretmiş olduğumuz zamanda o ma'dum değildir. Yani o zamanı khas'ta mesela her zedelim ki dört tane bina zikretmiştik. O 20 yaşındaki bina 20 yaşından önce Adem'di. Ama 50 yaşındaki bina ondan önce Adem değildi ki. O zamanda yani 25 yaşındaki bina Adem'de iken 50 yaşındaki bina onun o Adem'ini yaşamıyordu. O vücuttaydı. Öyleyse kıdem de manası bu olmuş oldu. Ve min mefhumil kıdemi ademu konihi mesbuken bidalikel zamanil khasi. Yani o zamanı khas ki biz hadis için dikkate aldığımız zamanda bu madum değildi. O hadis için. Ama başka bir şey için, başka bir vücut için eğer biz onu dikkate alırsak belki o hadis olabilir, o vücudun bulunduğu zamanda o olmayabilir. İşte o görecelik bunu ifade ediyor. Bu amdaki şeydir, örfteki ve halk dilindeki anlamdır. Vücut ve ademin zamanı. Öyleyse burada biz hudus-i zamani ve kıdem-i zamaniyi o dört tane terimden İki tanesini elde etmiş olduk. Bir hudus-i zamani vardır, bir de kıdem-i zamani vardır. Ki kıdem-i zamani manası budur ki o hadis olarak kabul ettiğimiz şey yokluktayken o kadim olarak farz ettiğimiz şey yoklukta değildi manası. Bu kadar.
Bu amin hudus ve kademden anlamış olduğu mana budur. Şimdi felsefedeki manaya geçiyor. Thumma ammemu mefhumeyi lafzeyni bi ahzil ademi mutlaka. Burası önemlidir. Yani aslında bu dersin en püf noktası zaten burasıdır. Felsefi şeye giriyor, bu kademle hadis manası, felsefi manasına giriyor. Hop. Yani umumda, normalde bunlar bu şekilde göreceli ve izafi olarak kullanıyorlardı. Ama felsefeciler geldiler, bunu ne yaptılar? Ademi mutlak olarak aldılar. Ümme emem emmemu mefhumeyi lafzeyni be'atizil ademi mutlaka. Ademi mutlak. O ademi mutlak aldığımız zaman ne çıkıyor ortaya? Diyor ki ademi mutlakı aldığımız zaman bu ademi mutlak ya'umul ademel mukabil ve huve el ademu zamani ellezi la yucami'ul vücud. O vücud ile mukabil olan, tekabül içinde olan ki o ademi zamanidir. Adem-i zamani vücud-i zamani ile cem olması imkansızdır. Aslında vücud ile cem olması imkansızdır. Bu mutlak ademin birinci kısmı nedir? El ademul mukabilu mukabilul vücud. Bu adem vücudla cem olunması mümkün değildir. Ve bir adem daha vardır. O adem-i zati. O adem-i zatiye işaret ediyor. Vel ademel mucami'e ellezi huve ademu şeyin fi haddi zatihi el mucami'u li vücudihi. Elbette el mucami'u li vücudihi ba'de istinadihi ilel ille. Bu nota önemlidir. Şimdi bu ne diyor? Adem'i ikinci adem ki kendisi vücut ile cem oluyor. Bu adem nedir? Siz bir yani adeta buradaki bu adem mümkün anlamındadır. Bir vacip vücudu biz şey yaptığımız zaman, kısımlandırdığımız zaman ya vücut vaciptir yani zatından kaynaklanan vücut zatındadır. O zatından vücudun selb edilmesi imkansızdır. Bu vaciptir. Yahut da mümkündür. Bu mümkün olan aslında ademdir. Zati itibariyle ademdir. Bu zati itibariyle biz dikkate aldığımız zaman ademdir. Zati olarak adem olan bu mümkünü illetine istinat ettiğimiz zaman vücut oluyor. İlletine dikkate, illeti üzerinden ve illeti bağlamında biz değerlendirdiğimiz zaman bu vücuttur. Çünkü illet onun var olmasını istemiştir. Öyleyse onun vücudu müstenedun ila illetihi. O. Öyleyse vücudu bilgeyridir. Bizzatihi değildir. Ama zatındaki o adem yok oldu mu? Zatındaki adem yok olmadı ki. Zati itibariyle o ademlik yine kendisinde mevcuttur. Dolayısıyla bu adem ki kendi zatındadır, vücuduyla da cem oluna biliniyor diyor. Ama bu vücudu zatına nispetlendirilmiyor. Eğer zatına nispetlendirmiş olmuş olsaydı, o zaman zaten ademdir dememiz imkansızdır. Dolayısıyla buradaki hudus, hudus-i zati olmuş oluyor. Hudus-i zati vücutla cem olunabiliniyor ama vücudunu mutlak olarak değil, illetine nispetlendirdiğimiz zaman. Bu hudus-i zati bir anlamda, adem-i zati bir anlamda hemen mümkünün kendisidir. Ve bu mümkün olan varlık var edildikten sonra da zati itibarıyla ondaki olan o mümkünlük yok edilmiyor.
Çünkü eğer zatından o mümkünlük yok edilmiş olsaydı, artık var edildikten sonra yok edilmesi imkansız olmuş olurdu. Ama var edildikten sonra yok edilmesi mümkün ise, demek ki o mümkünlük zatında yine söz konusudur. Dolayısıyla Adem ki zatıdır, o zatına ait, o mümkün olanının zatına olan ait Adem, o mümkün olan var olduğu zaman, o var olmasıyla beraber o zatındaki o Adem yine onunla birliktedir. Onun için diyor, وَالْعَدَمُ الْمُجَامِعُ الَّذِي هُوَ عَدَمُ شَيْءٍ فِي حَدِّ ذَاتِهِ الْمُجَامِعُ لِوُجُودِهِ. Yani kendisi kendi vücuduyla, bu Adem-i fi zatihi kendi vücuduyla cem olmuştur. Elbette bu vücudu da nedir? بَعْدَ اِسْتِنَادِهِ اِلَى اِلَّتِ, onun illetine istinad edildiği zaman. فَكَانَ مَفْهُومُ الْحُدُوسِ mesbukiyetul vücudi bil adem. O zaman bu mefhumi hudus ne olmuş oldu? Vücuttan önce bu nedir? Ademdir. Vücuttan öncedir. Zatından mevcuttur. Bu mevcut olan, zatındaki olan bu adem her zaman onunla birliktedir ve hiçbir mümkün olan varlığı bu Adem'den, yani bu anlamdaki hudus, bu anlamdaki hudustan, hudus-i zati buna deniliyor. Bu anlamdaki hudustan arındırmak imkansızdır. Bütün mümkün olan varlıklar mesbuketul vücudi bil ademi, bu hudus-i zati anlamında. Bu Adem-i zati anlamda bütün mümkün olan varlıkta söz konusudur. Ve mefhumul kıdemi Adem-i mesbukiyetihi bil Adem. Burada kıdem, bu sefer kıdem-i zati olmuş oluyor. Nasıl hudus, hudus-i zati oluyor, kıdem, kıdem-i zati oluyor. Bu sefer kıdem-i zati nedir? Yani Adem'i hiç Adem'i hiç yaşamamış. Adem kendisi için süst, aslında tasavvur edilmiyor. Dolayısıyla netice itibariyle bu hem örfi anlamını ve hem felsefi olan anlamını, biz ikisini dikkate aldığımız zaman dört tane kavram ortaya çıkmış oluyor. Hudus-i zamani, kıdem-i zamani, hudus-i zati, kıdem-i zati. Bunu şey yaptıktan sonra anlama geliyor. Diyor ki vel me'neyani, yani bu hudusla ve kıdem, min el-a'râd-i zâtiyyeti li-mutlaqil vücud. Yani felsefede bunun işlenmesinin hikmetini, yani kıdemle hudus meselesi felsefe meselesi midir? Evet. Diyor ki felsefenin konusu vücud, bima huve vücud ise, o zaman bu hadis ile kadim bu anlamda. Diyor ki vücudun zatındandır. Onun için diyor ki ve innel mevcuda bima huve mevcudun imma mesbukun bil adem ve imma leysa bimesbukin bi adem. O mesbukin bil ademi zati, leysa mesbukun bil ademi zati, bu anlamda alıyor. Diyor ki vel me'neyani, bu hudus ve kıdemin manası minel e'radi zatiyeti li mutlakil vücud. Mutlak vücudun e'raz-ı zatiyedir. Ve innel mevcude bima huve mevcud imma mesbukun bil ademi, yani bil ademi zati ya hudus-i zati ve imma leyse bi mesbukin bihi, tabii olarak bil adem olmuş oluyor. Ben burada bir şey eklemişim, cümle eklemişim. Vellezi mesbukun bil ademi ve huve mümkünün. O mesbuk-i ve adem olan nedir? Ve huve el mevcudul mümkündür. Yani zat-ı bağımlılığından. Evet. Ve lezi leyse mesbukun, leyse mesbukun bi ademin fe huve vacibun. O mesbuk-i ve adem olmayan da nedir? Zat-ı bari Teala'dır. Bunu ben izafe etmişim. Ve inde zalike sehhel behsu anhuma fil felsefe.
Yani bunlar vücudun eraz-ı zatiden olduğu zaman bu sebep felsefede bunların bahsedilmesi felsefenin konusundandır ve sahihtir. Bunda bir sorun yoktur. فَمِنَ الْحُدُوسِ الْحُدُوسُ الزَّمَانِ O hudus, bu hudus hudus-ı zatidi bu felsefedeki bu yukarıdakine netice alıyor. فَمِنَ الْحُدُوسِ hudus-ı zamani yani o öfteki manaya işaret ediyor. وَهُوَ مَسْبُقِيَّةُ وُجُودُ شَيْءِ بِالْعَدَمِ الزَّمَانِ كَمَسْبُقِيَّةِ الْيَوْمِ بِالْعَدَمِ فِي الْأَمْسِ mesela. Ki bu da açıktır. Dolayısıyla ya zamanidir ve mesbukiyetu havadisi liyom bil ademi fil ems mesela. Biz olayları dikkate aldığımız zaman bugün gerçekleşmiş olan hadise dün yoktu. Dün gerçekleşmiş olan hadise evvelsi gün yoktu. Öyleyse mesbuki ve ademdir. Ve yukabiluhu bu mesbuki ve adem yukabiluna el kademu zamani. Kademi zamani vardır. Yani bugün hadis bugünkü bir mesela farz edelim bir hadise vardır ki bugün gerçekleşmiş dün yoktu ama bir hadise vardır ki dün gerçekleşmişti. O zaman o mesbuk nedir? O kadim-i zamani olmuş oluyor. Hadis-i zamani karşısında kadim-i zamani olmuş oluyor. Ve huve adamu mesbuku yetişeyi bil adem-i zamani yani o farz edilmiş olan zamanda adem kendisi için tasavvur edilmiş yani kendisi için vücut vardı. Mutlak zaman lazı la yetekaddemu zamanun ve la zamaniyun. Burada da dikkat edin burada aslında o varlık alemini kadim olarak kabul etmeyen kadimi zamaniyi kabul etmeyenlere bir cevaptır. Diyor zamanı mukayyet vardır. Bir de zamanı mutlak vardır. Biz zamanı mukayyet mesela dün mesela evvelsi gün, mesela bir sene, iki sene, üç sene, bu mukayyettir. Ama mutlak zaman aldığımız zaman, mutlak zaman dediğimiz zaman, mutlak zaman için bir zaman farz edilebilir mi? Artık farz edilemez ki. Siz diyemezsiniz ki mutlak zaman da başka bir zamanda olmuştur. O zaman mutlak zaman olmamıştır ki. Çünkü ki mutlak zaman ellezî lâ yetekaddemuhu zamanun ve lâ zamaniyun. Mutlak zamanda zamana hiçbir şey başka bir zamanda ondan önce takaddüm olamaz. Ne zamani olan şey ondan. Mesela diyelim ki madde cismani alemdeki varlıklar zamanidir. Cismani alemdeki varlıklar zamani oldukları için bir zaman içerisindedir, bir zaman dilimindedir. Öyleyse bunlar mutlak zamandan önce olamaz. Peki mutlak zamanın kendisi kendisinden önce bir zaman yani kendisinden önce bir zaman farz edilebilir mi? Mutlak zamandan önce bir zaman farz edilebilir mi? Diyor imkansızdır. Eğer mutlak zamandan önce bir zaman farz edilmiş olsa o zaman mutlak zaman değildir. Onun için diyor mutlak zamani ellezi la yetekaddemuhu zamanun ve la zamani ve illa yani eğer ona bir zaman mukaddem olursa o zaman sebete zamanu min haysu intefa. İntefa zamanın nef edildiği yerde zaman farz etmiş oluyorsun. Haza hulfun. Bu bizim farz ettiğimize terstir. Dolayısıyla o Zat-ı Bari Teala dışında kadim diye bir varlık yoktur savunanlara bir cevaptır bu. Yani siz her şeyi hadise zamani olarak kabul ederseniz dahi mutlak zamanı eğer bir varlık olarak kabul edersek artık bu mutlak zaman zamani olamaz. Ondan önce zaman söz konusu değildir. Öyleyse mutlak zaman kadimi olmak zorundadır. Siz diyemezsiniz ki kadim olan her şey vaciptir. Mutlak zamanı farz ettiğimiz zaman mutlak zamandan önce zaman diye bir şey söz konusu değildir. Zaman diye bir şey söz konusu olmadığı zaman öyleyse mutlak zaman kadim olmuş oluyor. Siz de diyorsunuz ki kadim ile vasıflandırılmış olan her şey vaciptir.
O zaman o zamanı da vacip olarak kabul etmeniz gerekiyor. Hayır, öyle bir şey söz konusu değildir. Sonuç itibariyle felsefecilerin üzerinde durdukları nokta şudur. Hudus-i zamani vardır. Hudus-i zati vardır. Hudus-i zati mümkün anlamındadır. Bu hudus-i zati bütün mümkünler için hudus-i zatidir. Yani zatlarında vücut yok, ademdir. Hatta illetleri tarafından var edildikleri zaman bile bu adem kendilerinde, kendileri için söz konusudur. Dolayısıyla bunları vaciba dönüştürülmesi imkansızdır. Kadim de kabul edersek vacip değildir. Hadis de kabul etsek vacip değildir. Öyleyse biz zaten Bari Teala dışında kadimi olarak kabul ettiğimiz şeyler üzerinden bizi tekfir etmenize gerek yok. Sizin kabul ettiğiniz zaman bile kadimi olmak zorundadır. Bu şekilde bu detaylı olarak bu açıklanmamış olsa ama bu yapılmış olan açıklama üzerinden bu sonuca varabiliyoruz. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Evet. Esabakumullahu khayrin kesiran.